Merhaba arkadaşlar, yeniden bir ürün inceleme ile birlikteyiz. Tablet bir osiloskop inceleyeceğiz. Sözü fazla uzatmadan kutu içeriğini masanın üzerine aktararak başlamak istiyorum. Bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor. Burada yine osiloskopumuzun bağlantı kabloları ve propları var arkadaşlar. Onları da inceleyeceğiz. Hemen kutunun içerisini açmaya devam edelim. Bakın burada osiloskopumuzun kendisi var. Yani bugünkü şovumuzun yıldızı da diyebiliriz. Yine kutu içerisinden bir şarj kablosu ve şarj adaptörü de birlikte çıkıyor. Gelin osiloskobu çalıştıralım ve birlikte incelemeye başlayalım. Öncelikle şarj adaptöründen bahsedelim arkadaşlar. 5 volt 2 amperlik bir adaptöre sahip ve Type-C arayüzü üzerinden şarj oluyor. Bu arada uzunca bir şarj kablosu var. Onu söyleyelim. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Şarj kablomuz burada gözüküyor. Arkadaşlar osiloskobun bütün bağlantıları burada. Bakın buradan kanallarımız var. Ve şuradan Type-C arayüzümüzü görebiliyoruz arkadaşlar. 5 volt 2 amper yazıyor. Hemen buradan cihazımızı şarja takabiliyoruz. Şarj işlemi esnasında osiloskopun ekranında herhangi bir belirti görmüyorsunuz. Burada hiçbir şey, herhangi bir sembol çıkmıyor arkadaşlar. Sadece bakın şurada kırmızı bir ışığımız var. Bu ışığımız şarj esnasında yanıyor ve şarj işlemi bittiğinde bakın yeşil ışık yanarak işlem tamamlanıyor. Bu şekilde göstermiş olalım. Özellikle tabletimizin, daha doğrusu tablet osiloskopumuzun içerisinde bir batarya olması bunu portatif şekilde kullanmanız için size çok büyük bir avantaj sağlıyor. Açma düğmesi hemen burada arkadaşlar. Buradaki düğmeye basarak osiloskopumuzu çalıştırabiliyoruz. Oldukça net bir ekranı var. Farklı açılardan tutsanız bile herhangi bir parlama olmadan net bir şekilde ekranı görmenizi sağlıyor. Şu anda kursörümüz gözüküyor arkadaşlar. İsterseniz gelin küçük bir test yapalım ve osiloskopa ait proplara da yakından birlikte bakalım. Neredeyse söylemeyi unutuyordum arkadaşlar. Bakın şöyle bir kullanım kılavuzu da içerisinden çıkıyor. İngilizce olarak buradan kullanımını anlatmışlar. Bu arada bu osiloskobu almak isteyen arkadaşlar için videonun açıklamalar kısmında ürüne ait bağlantıyı paylaşmış olacağım arkadaşlar. AliExpress'ten geliyor bu ürünümüz. Şöyle tekrardan gösterelim. Ürün oldukça küçük ve şık. Yine burada bir tutmak için kulpumuz var. Aynı zamanda bu şekilde yerleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle ışık vurmasın. Yine buralardan da diğer ayarlarımız mevcut. Bu şekilde dokunmatik ekran üzerinden osiloskobu kumanda edebiliyorsunuz ki bu osiloskoplarda en büyük özellik, daha doğrusu benim en çok aradığım fonksiyonlardan bir tanesi buradaki frekansın ne kadar yüksek olduğu arkadaşlar. 100 MHz'lik oldukça kullanışlı güzel bir osiloskop olduğunu hemen belirteyim. Şimdi gelin küçük bir test yapalım. Arkadaşlar konnektör olarak bu şekilde iki tane prop geliyor ve bu proplar BNC konnektör üzerinden bağlanıyor. Bu oldukça büyük bir avantaj çünkü bazı osiloskopların bu konnektörleri farklı olduğu için arızalandığında bulmakta zorluk çekebiliyorsunuz. Fakat standart BNC olduğu için bunları rahat bir şekilde arızalansa da bulabilir ya da farklı proplarınız varsa bu osiloskop üzerinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani standart bir bağlantı arayüzüne sahip. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Yine proplarımızda 100 MHz'lik 10 ve 1X olmak üzere gözüküyor. Yine 600 volta kadar da kullanabiliyormuşuz arkadaşlar. Şimdi osiloskopumuzun birinci kanalına propumuzu yerleştirelim arkadaşlar. Buradan bağlantıyı oluşturacağım. Daha önceki projelerden bir tanesinde yapmış olduğum PWM güç kontrol devresini osiloskop üzerinde inceleyeceğiz arkadaşlar. Buradan dalga boyunu, frekansını ve diğer bilgilerini okuyacağız. Hemen bakın şu an enerji bağlantılarını oluşturuyorum. Şu an devrem çalışmaya başladı. Ve çıkışını osiloskop proplarıyla bağlayalım ve birlikte değerleri okuyalım. Hemen artı çıkışını osiloskopumun buradaki propuna bağlıyorum. Yine diğer çıkışımızı da buradan alacağız arkadaşlar. Zaten osiloskopumuzun ekranı da yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Şöyle
Işığı birazcık azaltacağım arkadaşlar. Bakın şu an gönderdiğim PWM sinyaline bağlı olarak burada dalga sıklığı değişiyor. Yine şuradan daha yoğun bir noktaya tıklayarak görmeye çalışalım. Şu an frekansını biraz daha yükselttim. Yine dalga şeklini anlık olarak bize gösteriyor. Evet, ayarlarını yaptık. Bu şekilde daha rahat bir şekilde göreceksiniz. Şöyle biraz daha aşağı çekeyim. Arkadaşlar buradan frekansını değiştirdiğim zaman bakın şurada frekansı görebiliyorsunuz. Bakın şu anda 25 Hz'lik bir sinyal gönderiyor. Şu anda ise 159 Hz'e aldık. Burada da dalga boyunu ve yoğunluğunu görebiliyorsunuz. Bu sayede zaten bizim PWM güç kontrol devremizde çalışıyor. Biraz daha ekranı yaklaştıracağım size. Bu sistem kare dalga üretiyor arkadaşlar. Bakın zaten kare dalga olduğunu da görebilirsiniz. Üretilen dalganın şeklini. Bu arada temas etmedi. Probumuz şu şekilde temas etmesini sağlayacağım. Şimdi yoğunluğu değiştiriyorum arkadaşlar. Yani daha fazla darbe uygulamasını sağlıyorum. Şu anda bir motor bağlı olduğunu düşünürseniz motor şu an normalden daha hızlı dönecektir. Bakın şu an 146-145 Hz'lik bir sinyal uyguluyoruz. Bu şekilde osiloskopumuzun ana fonksiyonlarını gösterebilirim. Gelecekte de bunun nasıl kullanıldığı ile ilgili detaylı bir video gelebilir. Ama ürün oldukça kullanışlı. Yani açıkçası benim hoşuma gitti arkadaşlar. Almak isteyen arkadaşlar videonun açıklamalar kısmında bulunan bağlantıyı kullanarak bu ürüne ulaşabilirler. Videoyu tamamlamadan önce bakın burada osiloskopumuzun şarj durumunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada size gösteriyor. Yine şöyle kısaca menüsünü göstermek istiyorum. Ayrıca bu osiloskop üzerinde ekran görüntüsü ve kaydı alabiliyorsunuz. Aldığınız bu kayıtları arkadaşlar USB bağlantısı üzerinden bilgisayarınıza aktararak bilgisayardan verileri okuyabiliyorsunuz. Yani şu ekran görüntüsünü resim olarak kaydedebiliyorsunuz. Bunu yine bilgisayarınızdan görebiliyorsunuz. Bakın burada yine diğer sistem ayarları mevcut. Kalibrasyon ve diğer ayarlarda. Burada mevcut 8 GB'lık bir hafızaya sahip. Yani 8 GB'a kadar olan verileri kendi hafızasında depolayabiliyor. Bilgisayarınıza buradaki Type-C üzerinden bağlayarak cihazın içerisindeki depoladığı bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Bu sayede geçmişe yönelik olarak kayıtlarınızı da tutabilirsiniz. Yani ekstra bir kaydediciye ihtiyacınız yok. Cihaz bu işlemi de sizin için gerçekleştiriyor. Böylece inceleme videomuzu tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki inceleme videomuzda görüşünceye değin. Şimdilik hoşça kalın.